verdiğinizde kandaki yüksek yağ oranı düşer. Kalp krizi ihtimali %90 azalır. Baş ağrısı, stres, yüksek tansiyon, yorgunluk... Ekranlarından, manşet programından günaydın sevgili seyirciler. Mühürleme, arbede, gerginlik ve yangın. Tüm bunlar Yeni Boğaziçi bölgesinde Salamis kamping tesislerinde yaşananları özetliyor aslında birkaç kelimeyle. Konunun altında farklı ayrıntılar yatıyor. Birçok gerginliğe tanık olduk. Birçok gerginlik sosyal medya ve basın üzerinden kamuoyuna yansıdı. Yeni Boğaziçi Belediye Başkanı ve kampter arasında süren gerginlikler devam ediyor. Karşılıklı açıklamalar devam ediyor. Biz de bugün bu konuya değineceğiz. Konuğum kampter Başkanı Mustafa Baturalp. Hoş geldiniz Mustafa Bey. Hoş bulduk. Evet, mühürleme, arbede, gerginlik ve en son yangın diye başladık programa. Doğru. Bu konunun özeti, tabii bunun altında yatan birçok şey var. Evet. Bunları konuşmak istiyorum. Zira hala uzlaşı sağlanamadı ve gerginlik artarak büyüyor. Maalesef. Evet, kampterin başlangıcından başlayalım, yola çıkalım isterseniz. Evet. Ve bu gerginliğe, bu olaylara nasıl taşındı konu, buradan devam edelim. Evet, kampterin başlangıcı diyorsunuz. 90'lı yıllarda, daha doğrusu 90'lı yılların başında. Yani 91 yılında diyelim. İşte o dönemde biliyorsun orada kumsal var. Tamam, güzel bir kumsalı var. KKTC içerisinde yaşayan birçok vatandaşımız orayı karavan götürdüler kumsala. Oraya yerleştiler. Bir nevi kumsal yerleşim bölgesi oldu. Tabii zamanla çoğaldılar. O dönemin Turizm Bakanı, şimdiki Cumhurbaşkanımız Sayın Mustafa Akıncı, Turizm Bakanı'ydı. Kumsaldan geriye çekmek istedi karavanları. Çünkü ona bir nevi devamlılık arz etmişti oradaki şeyler. Hatta bir büyük bir siyasetçimizin bakan olmuş, meclis başkanımız, orada da karavanı vardı. Haliyle tabii çekilmedi insanlar. Oraya bir nevi yatırım yapmışlardı. Konu mahkemeye gider. Mahkeme kararı. Kararını verir mahkeme. Der ki yer gösterin, çekilsinler. Yer gösterin, çekilsinler. Haliyle ne olur? Sayın Turizm Bakanı konuyu Bakanlar Kurulu'na aktarır. Bakanlar o güne kadar Orman Bakanlığı'na, dolayısıyla tabii Tarım Bakanı, Orman Bakanı yanılmıyorsam bir sefer Orman Bakanı olmuştur. Tarım Bakanı'na bağlıdır orman dairesi. Olimpos Ormanı geniş bir ormanlık. Daha doğrusu ormanlık değil de makilik. Evet. Akdeniz bitki örtüsü var ya, makilik. Oranın 50 dönümlük bölümünü Bakanlar Kurulu kararıyla Turizm Bakanlığı'nın emrine verilir. Turizm Bakanlığı'nda orayı teller, o 50 bin dönümlük yeri teller, karavan bölgesi olmasını istiyor. Yani kamping alanı. Karavan bölgesi olacaktı ama yıllar sonra bir nevi kamping, yerleşik kamping alanı oldu. Ne oldu? Bölge parsellendi. Hava, toprakla yollar ayrıldı. Üç bölgeye tuvaletler, duş odaları yapıldı. Betonarme ile yapıldı bu bölgeye. Haliyle işte o zaman karavan sahipleri karavanlarını içeri getirdi. Yıldılar. Turizm Bakanı da kendi uhdesini aldı ya o bölgeyi. Belediyeyi çağırır. Belediye der ki orayı sahiplen.
oranın temizliğini, bakımını, su ihtiyacını, elektrik ihtiyacını karşıla. Ve belediye sahiplenir. Ama tabii 50 dönümlük alan içerisinde boş yerler de vardı. Çünkü plan öyle bir yapılmıştı. 164 tane karavan yeri şey yapıldı. 8 metre 12 metrelik. Ne oldu? Belediye sahiplendi ya orayı. 3 tane adam yerleştirdi orasını. Kendi personelini. Müracaat eden varsa da giderdin sen müracaat ederdin. Sana bir yer gösterdi. 8 metre 12 metre. Buyur burayı düzelt. Kendisi hiçbir yaptığı yapmaz. Burayı düzelt. Ve oraya ya karavanını getir dıştan ya da oraya kur. Cidden sabit bir şekilde. Zaten ülkemizde karavan üreten, tekerlekli karavan üreten fabrikalarımız yoktur ki. İstediğin zaman bulabilesin. Haliyle ne oldu? Bir yarışa girdi bazı insanlar. Ha ben de gideyim Allah'ım, ha ben de gideyim. Haliyle belediye de para tatlı geldi. Kira alacak düşüncesiyle. Bir yığma yaptı onun içine. Ve herkes yerleşti ve doldu o bölge. Esas plana ait bölge dolmuştu. Ve hatta ne yaptı belediye? Katip Demir Bey o zamanlar tuvaletlerin arka kısımlarına bile yer vermişti. Yani bu çarpık yapılaşma dedikleri şey belediye zamanında yapılmıştı. Ve belediyenin izniyle yapılmıştır. İzinsiz hiçbir şey olmaz. Çünkü orası tellenmiş bir alan. Tellenmiş bir alan bir tesis olmuştu. Belediyenin kontrolünde. Yani dönemin belediyesi aslında çarpık yapılaşmaya göz yuman taraf tabii, olmuştu. Tabii izin verdi. Ben de onlardan biriyim. Evet şu ben, anda gündemde de bu çarpık yapılaşma evet, öne sürüyor. Ben de onlardan biriyim. Ama ben dışarıda yaptırdım. Demir profillerle, lambri dediğimiz plastik şeylerle çevirdik. İçinde kontraplak şeyine vardı. Çekerek getirdik tekerlekliği. Ve bir de kölgelik yaptık. Ha, kumun altına da parkeler yaptık. Hatta yaptık parkeleri kırıntı olurdu. Yemek yeni şey yeni kırı, karıncalar basardı biz ya. Öyle bir şey. Hep kum bölgesi orası. Toprak yok, hep kum. Belediye bizden kira almaya başladı. Bak çöp parası alıyor. Elektrik parası doğru düz planlı bir şekilde şey yapılmadı. Bayram yerlerinde şeyle kurulur ya. Çadırla kurulur ya. Sırmalar çekilir böyle yerlerde. He? İnsanlar geçerken ya atlar ya basar üzerlerine sırmalar. Aynı şekilde yaptı. Aynı şekildeydi. Tabii karavan sahipleri orada depolar yaptıydı su ihtiyacını karşılamaya. Ne oldu? Tankerler gelirdi. 5-6 tane tanker. Çünkü değişik insanlar tankerleri kullandı. Herkes tarını davet ederdi. Tankerler şeyleri depolara su verirdi. Belediye su işine karışmazdı. Sadece kirayı alırdı. Ama hizmet vermiyor. Hiç. Baktık ki kirayı 400 liradan 700 liraya çıkarttı. Bak bende belgeler vardır. 2005 yılında asgari ücret 720 lira. O da bizden 720 lira almaya başladı. Yıllık tabii. Sonra bize bir nevi baskı uyguladı. Kira mukavelesi yapmaya başladı. Zorlayarak. Bende o örnekler de var. Kira mukavelesiyle ilgili. 720 yıllık, aylık değil. Şimdi çoğu der ki işte orası karavan bölgesiyse haftalık olarak, mevsimlik olarak herkese kullanmaz. Hayır, orası artık bir devamlı bir yerleşim yeri olmuştur. Belediyenin sayesinde. Belediye tam 15 sene orasını sahiplendi. Kiralarını aldı herkesten. Her tarafı doldurdu. O çarpık yapılaşma dediğimiz... Sayın Belediye Başkanı, o dönemin Belediye Başkanı yaptırdı. Son 2006 yılının ocağında meclisi toplar, kirayı 1250 lira karar aldı. 720 liradan 1200 kadar para tatlı geldi. Ama hiçbir kuruşta yatırım yapmıyor. Elektriklerimiz de der,
İkide bir de kondak yapar, karanlığa boğulur, koştururuk birini bulalım, atsın bize şeyleri. Samimi söylerim, öyle bir şey almış diyor. Toz toprağın içindeydik, o tankele fır döner. Ben içerisinde. Öyle bir şartlarda ve biz yine de ona kirayı bir tamam ediyorduk. İşte bu durumda arkadaşlarımız 2003 yılında derneği kurdular. Mücadele için. Ama her nedense dernekteki arkadaşlar, yöneticiler bir randevuya bile alamamıştı. Her nedense bilemiyorum. İşte 2005 yılın sonundaydı. Ben de girdim yönetime. Bu derneğin kurulma amacı aslında bu hizmetteki tabii bir birleşme, bir dayanışma. Çünkü belediye bizden kiraları alıyor. Tek bir kuruş dahi yatırım yapmıyordu. Tek bir kuruş. Diyorum samimi söyleyeyim. Elektrikte tam tehlike içerisindeydi. Tankerlerden başımız ağrıdı Allah aşkına ya. Hortumlar uzadılı şeyler böyle el çamur oldu mu? Yani böyle bir şey. Ne oldu? İşte beni de ısrarla yönetime koydular. Ben sendikacıyım ya. Meclise devamlı gidiyorum, takılırım. Turizm Bakanlığı o zamanlarda Serdar Bey'in partisine bağlıydı. Serdar Bey'le sohbet ettik. Sonra arkadaşlarıma bahsettim. Ben Serdar Bey'i davet ettik oraya. Yönetim toplandık. Belediye başkanı da çağırdık. Geldi. Belediye başkanı, şimdiki belediye başkanı gibi kendini o bölgenin başbakanı zanneder. Cidden. Ben buna şahit oldum. Serdar Bey'inle tartışırlarken ne dedi biliyor musun? O zamanki belediye başkanı. Ben bu bölgenin de o başbakanı. Serdar Bey de tabii bunun üzerine sen başbakansan bu bölgenin dedi. Ben de KKDC'nin cumhurbaşkanıyım. Aynen böyle. Telefonu aldı. Zaten kontrat şeyden bitmişti. Telefon aldı. Müsteşarı. Güneyden pazardı. Müsteşarına telefon eder. Kapter geliyor. 10 senelik bir şey imzalayın kendilerine. Kullanma şeyi bedel olur. Ama protokol. Bir protokolla ve kampleri aldık. Düşün o gün aldığımızda kira bedeli 700 liraydı. Biz şu anda yaklaşık 14 senedir oradayız. Ve o süre zannederim sonuna geldi şu anda değil mi? Ama 2019'un Şubat ayında kontratımız biterdi. Ama biz 2000'de taksit yatırdık. Yani bu sene taksit yatırdık. Var faturalarımız burada. Kontrat yenilendi mi peki? Kontrat yenilenmedi. Seçim zamanı olduğu için belediye de şey yapar ya. İster orayı, ısrarla ister. İsrarla bütün bu uğraşları orayı almaktı. Tamam mı? E seçim olduğu için de şimdilik belediyeyi küstürmek istemiyorlar. İktidarı bedenine. Asıl sıkıntıların başlaması da böyle mi? Onu fırsat yani bilerek. Onu fırsat bilerek. Onu fırsat bilerek. Yani şu andaki belediye başkanı Sayın Mustafa Zurnacılar'ın orada kampı şeyi vardı. Karavanı vardı. Evet. Ve kira bedellerini ödemedi ve en önemlisi senelerce o da orada kalmıştır. Bakın burada 2016'daki genel kurulumuzda seçim yapıldı. Kendisi de yönetime seçildi. Kamp derin yönetim. Tabii. Aynı şekilde devam ettik. Bir günde demedi ya ben belediyede çalışırım. Burası tesis, işletme mi burası? Bana göre işletmedi burası demedi ki. Ona göre orası işletmeymiş. Şimdi Elif Hanım, bir özel kişi var, bir tüzel kişi var. Dernekler tüzel kişidirler. Ve orası dernek üyelerine verilmiştir. Bir yerleşik kamp yeridir. Sınırları bellidir. Tellenmiş alandır. Doğrudan dura bir tesistir. Bir oteli düşünün. Yurtları düşünün. Üniversiteleri düşünün. Tesistir onlar. Bizim orası da bir yerleşik kamp tesisidir. Evet.
Ve bir tamam da biz kiramızı ödedik. Ve ilginçtir. Yaklaşık 30 sene oluyor. 15 senesini belediyede, 14 senesini bizde. Mal sahibi Turizm Bakanlığı. Burada mukavelimiz vardır. İstediğiniz maddeyi de okurum. Bir günden bir güne bize siz mukavelenin şartlarına, protokolün şartlarına uymadınız diye bir yazı, ihtar, uyarı gelmedi. Gelmedi. Ama maalesef belediye başkanı orasına göz dikti. İlle ısrarla alacak. İlk işin oldu. Sanki biz su satarmışık da para almışık onun içinde. Orası iş yeridir. İş yeri iznini de belediye verir. Onun için polise uyarır polisi. Ben filan günü gidiyorum. Mühürleyeceğim orasını. Derneğin lokal binasını ve nöbetçi kulübesini. Çünkü benden izin almadan işletmecilik yaparlar. Evet. Ne bir mahkeme kararı, ne bir uyarı, bir ihtar yok. Herhangi bir yazılı belge ya bize, yahu siz işletmecilik yapıyorsunuz, gelin ben tartışalım. Yok öyle bir şey. Ve maalesef polis de ona uyuyor. İlginçtir. Belediyeden 8-10 adam gelir. En az 30-40 tane de polis gelir. Hiçbir ihbarname, hiçbir uyarı vermeden. Çıksın biri bağlansın buraya. Tabii bu arada cevap hakkı olanlar da... Desin ki belediye filan günü sizi çağırdı, bu konuyu sizi uyardı, ihtar etti. Buyurun izin çıkarın, işletme izni. Evet, harcı neyse yatırın. Verirsin şey. İzin size. Yok. Ya biz nedir? Orada depomuz var. Ama bak şunu da ilave edeyim. Biz aldık ya orasını. Bütün yollarımızı parkeledik. Özel plan yaptırdık mühendislere ve orasını yasal şekilde, yani neyse esas şeyi, elektrikumun öngördüğü tesis şeylerini yaptırdık. Havuzumuzu yaptırdık. 80 tonluk havuz vardı orada girişte. Onu özel olarak tamir ettik. Su pompalama için tesisleri yaptırdık. Ve tankerler gelir, direkt depoya verir. Depolardan da basınçlı bir şekilde depolarımıza gider. Sayaçlarımız var. Orada 5 personelimiz var. Okur. Maliyeti neyse aynı fiyat. Bize yok öyle bir şey. Derneğiz yani. Hepimiz üyeyiz. Hepimiz de şiiti konuşuyor. Bir aile olduk. Ne olur? Herkese neyse kullandığı su miktarına göre faturalar hazırlanır. Makbuz karşılığı verilir. Aslında söylenenin aksine orada bir sistem oluşturduğunuzdan bahsediyorsunuz. Tamam işte. Orada derneğin görevi o. Başkanının iddiası da oradaki sistemsizlik, usulsüzlük ve yasal mevzuatı uygun halde şey. Hizmet verilmemesi. Biz örnek olduk. Bakın biz örnek olduk. Bir tartışmada kaymakam hanıma da söyledi. Siz orasını da daimi yaptınız. 30 senedir nasıl? Ve biz ilginçtir. 3 bölgemize daha bizim depomda yangın anda yangına en tehlikeli olan bizim bölgemizdir orası. Evet. Cidden. Biz yangına karşı itfaiyelerin oradan su alabilmesi için hemen 3 bölgeye de özel tesis kurduk. Hemen ortamını bağlayacak. Depomuzdan 80 ton ortamı bağlasın değil. Hangi köyümüzde var Allah aşkına ya? Hangi köyümüze yapıldı bu tesisler? Peki sonrasında gerginlik bütün biraz ağaçlarımız bakın. Özür dilerim sözümü kestim. Buyurun. Bütün ağaçlarımız kökleri kireçlenir. Karıncalarda şeylerden de. Bir gelsinler baksınlar ya. Cumartesi pazarları esas yoğunluk olur. Orada ses çıkarılamaz kimse. Herkese saygı duyacak. Çünkü biz yaşlılarımıza saygıyı, küçüklerimize sevgiyi örnek alan bir büyük aile olduk. Bir büyük aile olduk. Belediye başkanı ne yaptı? Mühürledi bize şeyleri.
Evet, ona geleceğim. Sonrasında gerginlik aslında giderek tırmanmaya başladı. Evet. İlk önce tesis mühürlendi. Ondan sonrasında da zaten tansiyon yükselerek devam etti. Ve en son gündemle yangın. Bunları tek tek değinelim isterseniz. İşte, şimdi devam edeyim. Mahkemeye müracaat ettik. Ara emri almak için mühürlediler ya. Karar ver, pardon, suları şey yaptı ilk mahkemeye müracaatımız. Tankerleri yasak etti. Evet. Nasıl yasak etti? Zabıta koyduydu bizim giriş kapımızın önüne, nöbetçi dikti. Evet. Cidden. Orada bekçilik yapılan 24 saat günde. Tanker gelirse hemen bildiriyle telefon açılır. Polis hop gelir, derdesine götürür. Onun için hiçbir tankerci bize gelemez. Mahkemeye gidildi. Ara emri alındı. Bizim lehimize vermek zorundadı diye. Tebligatı aldı hukukçumuz, avukatımız. Bir de tankerci yanına belediyeye gitti. Müracaat dedi. Su getirdi tankerci. Baba almadı bile, tanımadı. Mahkeme kararını tanımama gibi bir... Maalesef. Evet, bağlansın biri. Evet, cevap hakkı olacağım. Olanlar da bize ulaşabilirler. Ne oldu? 3 tane avukatı var. Gün belirledi mahkeme, ona dinleyecek. Bir şeyi almadı. İhbarnameyi almadı, gitmediler. Başka bir güne ertelendi. Onda da gittiler. Savunma hazırlamak için başka bir güne ertelendi. Tabii bu arada şey yaptı, mühürlemeler oldu. Yüksek mahkemeye gidildi. Biz gittik. Bizi dinledi yargıç. Peki mühürleme kararını, onu lafınızı bölüyorum ama mahkeme kararını tanımadı. Mühürleme kararını neye istinaden verdi? Elinde bir yasal beyan var mıydı mühürlerken? Yok, o da hiç yok bize. Bize yani hiçbir şey yok. Hep kendi inisiyatifiyle polisi de kullanır. Herhangi bir yasal kesinlikle, yaptırım uygulanmıyor. Kesinlikle. Çumdiyada da hiç mahkemeye gidilmedi. O kadar gün belirlendi daha. Bir nevi ertelemeye çalıştılar. Yani mühürleme kararını belediye başkanı kendi kararıyla uyguladı. Evet, herhangi bir size evet. Tebligat, herhangi bir işte işletmeymiş, beyan yok. İşletmeymiş. Bak. Suyu tankerlere yasak etti. Hı-hı. Tamam mı? Siz işletmecilik yaparsınız, su satarsınız. Onun için de dedi. Bak ama belediye de su satar. Hem karlılığa. O işletmeci mi? Belediyelere. Dernek ya biz. Biz halka açık değilik ki. Bir aileyi konunun içinde aile fertlerine veririk suyu dağıtırık. Kullandıkları miktar kadar da ödeme yaparlar. O kadar. Biz halka açık değil ki nasıl bir işletmeyik biz? Orası bir tesis. Kendi içinizde ihtiyaçlarınızı karşılayabilecek kadar bir imkan yaratıyorsunuz. Evet. Bir sistem kuruyorsunuz. Evet. Buna karşılık belediye bunu farklı yorumluyor ve evet. Hiçbir yasal, tekrar edelim bunu, altını çizelim, evet. Önemli. Hiçbir size yasal uyarı ya da bir mahkeme kararı ya da herhangi bir resmi belge olmaksızın alanı mühürlemeye geliyor. Ne mal sahibinden, Turizm Bakanlığından, ne belediyeden, bizim için herhangi bir uyarı, bir ihtar, elinize ulaşmış bir ikaz. Şey yok en azından. Ya, yok. Kesinlikle yok. Evet. Sonra işletmeymiş gibi geldi mühürledi bize. Bak. Tankerleri yasakladı. Cidden. Peki işletme olduğunuza dair de bir ispat söz yok diyor. Yok. Biz işletme değiliz ki. Onun içerisinde bak köylerde bakkallar var, kahvehaneler var, ne bileyim meyhaneler var. Ticari şeyler var. Bizde o hiç yok. Evet. Biz sadece dernek olarak zaten mukavelemizde Turizm Bakanlığı'na mukavelemizde suyu ve elektriği derneğin karşılayacağı maddesi var. Zaten bak ne denir, ne kadar kira alacağımız da yazılıdır. Nasıl taşınabilir şey, nitelikte olacak şeyler, onlar da var. Ama zaten dolduydu ki biz bir şey yapmadık. Samimi söylerim. Ve ne oldu? Şimdi ilk mühletti bize şeyleri. Bu sefer de atık su şeyini çıkarttı. Evet. Atık su. Çarpık yapılaşmanın yanı sıra bir şimdi, de bu madde. Evet, tabii. Geldi. Peyder, pey sıralar kendine göre. Yani şimdi Allah aşkına tutun Mausa'mızdan Karpaz'a kadar deniz kenarı köylerimiz var. Mesela Kumyalılar, şeyler.
He? Kanalizasyonlarım var. Bizim yazılarımız var. Gelin bize şey gösterin. Ya, o da yapalım biz artmalarımızı. Tüm o sahil boylarındaki şeyleri neleri var Allah aşkına. Ve en önemlisi her sene deniz suyumuz, plajlardaki deniz suyumuz tahliye edilir ve temiz çıkar. Kolibasil yok. Peki biz kirletirsaydık o şeyi çıkmayacak mıydı ya Allah aşkına? Yok. O uydurması yani bizi bezdirecek. Bizi bezdirecek yeter artık diyecek. Bazımız kaçacak, bazılar başka. Bu orasını sahiplensin. Tek şey o. Evet. Kendisi de senelerce orada etti. Bir ara yönetimde. Kendisinin orada bir karavanı da var değil mi? İşte yaktı. Hatta yanan karavan. Kendi yaktı. Evet. Evet. Kendi yaktı. Bu tabii sizin iddianız. Benim iddianız. Bir dakika. Yani biz Allah aşkına kendi şeyimizi, karavanları biz yakacak. Yaşlı insanlar dolu onun içerisinde. O saat daha bütün şeyler karavanların plastikten yapılmıştır. Petrol yapısı. Ya öyle bir yanardı. Gördünüz mü bilmem takip ediyorum. Alevler nasıl sıçrardı. Gece yarısı çıktı. Ha, ve en önemlisi nedir? En önemlisi nedir? Bak biz dava açmadı açacak kendilerine. Sen benim şeyimi zincirlere koyarsın. Araç girmesin içerisine. Gece de yangını çıkaracak biz ha. Biz yangın çıkaracağız ki yangın arabası giremesin içerisine. Öyle mi? Arbedenin hemen akabinde aynı yangın tabii, çıkması. Aynı. Beşte evet. Polisler kaçtı. Çırpış yapmayın deyin. Beşte. Hepimiz dağıldık evlerimize. Saat 12-12.30 bir şeydi. Yanılmıyorsam o saat bakmadım o telaşla. Tamam mı? Uyandırmak istedim bak sesim kısık. Ve biz yakacağız ha? Yok siz yaktınız değil yani mi? Yani diyorum. Hı-hı. Biz niye yakalım ki? Kendi kendimizi. Bizim, hepsi bizim ailemiz. Biz, hepimiz o ailenin bir ferdiyiz. Peki Arbede gününe dönelim. Adım adım ilerliyoruz çünkü. Evet. Bir de Arbede yaşandı. Bu sosyal medya ve basın üzerinde de ciddi yer aldı. Çünkü istenmeyen görüntülere şahit olduk. Evet. Orada da polis gücünün orantısız kullanıldığı iddia edildi o noktada. Hatta 8 yaşındaki küçük bir çocuğumuzun torunum. Torununuz muydu? Geçmiş olsun dileyelim. Onun da polis şiddetine mağdur kaldığı. Tabii. Basına sızdı. Artı yaşı büyüklerimizin de orada kalp rahatsızlığı her yaşta var tabii yaşlanan. Bu arbedenin içerisinde hasar gördüler çocuklar evet. Ve yaşı büyükler. Arbede gününe dönelim. O olay nasıl başladı? Yani bir uzlaşıdan ziyade tarafların aslında yükselen tansiyonuna şahit oluyoruz bu olayda ve yasal da bir yaptırım gücü uygulanmıyor size. Peki evet, hiç, geldi konu? Ona polis gidelim. Güçleri nasıl müdahale etti burada? Ona gidelim. Şimdi bu o gün mühürleme işleri yapıldı ya. Birkaç tane el broşürü. Anksan bir genç girdi içeri. Bazı karavanlara böyle attı birkaç tanesine. 264 tane karavan. Ne? 15 gün sonra eşyacıklarımızı alalım. Eşyacıklarımızı derim. Bak öyle imatçiler bize. Arabacıklarımızı da çekelim gidelim. Çünkü arabasını alacak. Ama burada da yasal bir bildirim yok. Hiç. Bunu bitiriyor? Ya Allah aşkına tesisin içine gidiyor. Adam gönderiyor, bildiri dağıttırıyor. Suçtur. Suç. Çarşamba 15 gün sonra, tam 15. gün, çarşamba günü biz de oradayız dediler. Çıkmazsanız biz zorla çıkaracağız. Evet, bütün aileleri. Çarşamba geldi yapılmadı. Sonra bir şeye... Miting yapılıyor orada köylülerinden 500 tane köylülüğüne geliyor. Biz bekleriz şimdi miting olacak. O da olmadı. Çarşamba günüydü. Salı gecesi, pardon, pazartesi gecesi yanılsam, karavanıma gittim. Gece geç vakit bir haber bana, bazı arkadaşlara, yarın sabah 7'de sizin şey... Ne de mühürlemeye geliyorlar kapıları. İki tane kapımız var.
biri deniz tarafından, yani doğudan, biri batıdan, batı tarafı. Düşünebiliyor musun? Hafta arası da çoğu gelme şeyleri karavanlarına, tenha olur. Sadece yaşlılar genellikle ve ondan 5-6 aile, onlar da yaşlı da devamlı kalıyorlar. Telaşlandık. Gece geç vakit haber aldık. Liste çıkartmışlar polislerin ki o saat 7'de hazır olsunlar. Gelecek. Evet. Maalesef. Geldiler. İlk aşağıdaki yahu diyor bu. Çığlıkları atar. Benim kız hukukçularına hani belgeniz ya? Hani nerede mahkeme kararınız da yapıyorsun? Bizim belediyenin yasal hakkı var diyor hanımefendi. Hukukçuları yapar. Evet. Tabii bir kısmını da gittik ön kısmı. Bir 20 kişi olduk. Çoğu da yaşlı. Çocuklar da vardı. Geldiler. Baktık. Bir 40 tane belediyenin personeli geldi. Bir de yüzbaşı. Baş müfettiş. De. Yani şey yapmayın. Karşı çıkmayın. Biz tabii karşı çıkmamızı istedik, geldik. Sürgü kapıdı. Profil demirlerden yapılmış. Uzun ki açarık ve araçla girer. Evet. Biz durduk. 5-6 kişi şey önünde. Bırakmayacak. Kapımız ya Allah aşkına. Başka nereden çıkılır ki? Köy değil ki orası. Bir taraftan çık. Yangın çıksa arabaları çıkaramam dışarıya. Allah aşkına. Böyle bir şey olur mu ya? Kapıyı kapat. Sakinlikler. Kiramda olan yeri bana kilitler. Hiçbir gerekçe göstermeden. Ha bundan duyururum yetkilileri, hükümet edenleri. Bir tanesi de gelmedi hükümetten bize ya. Ne oluyor de desin. O konuya geleceğiz. Onu evet, da soracağım. Evet. Sormak ne oldu? Bir baktım aksıdan yüzbaşı çekildi geriye. Bir telefon etti. Baktık bir anda 20-25 tane polis geldi. Meğerim görünmeyen taraf var. İleride yığılmışlar oraya. Biz orada 8-10 kişi dururuz. Arkada da kadınlarmış, şeylermiş. Yani bir 30-35 kişiydi. Evet. İnanmayacaksınız. Bak sen biliyorsun tüylerim diken diken olur. Tüylerim diken diken olur. Nasıl geldi o polis bilir misin sen? Alman polisleri gibi böyle. Gözleri açılmış böyle ejderha gibi. Samimi söylerim ama abartmıyorum. Ya biz kimik ya? Biz kimik? Cinayet bile işlesek böyle davranılmaz. Önce dinlenir insanlar. Nasıl geldiler? Nasıl saldırdılar? Evet. Evet, çığlık çığlığa. Kadınlarımız çığlık atmaya başladı. Bir hanımımız düştü bayıldı. Titrer. Ambulans geldi. Ya açın dedik ya açın. Anıtlardan da bak kilidi açmak için anıtlardan böyle uğraştılar. Açamayız dediler. Bak. Bak ama ha. Açamayız dediler. Anıtlar elinde ya. Yani bir çeyrek önce kilitledi. Açamayız biz çekilsin şey. İki tane personelimiz şeyi güneşlik vardır. Güneşliğin şeyine zincir bağlı olduğu için onları kaldırsınlar dedi. Polisler dövdü geleni ve aldılar tutuklarına götürdüler içeriye. Sırf o kapı açılsın değil. Bak suç işlemişler gibi götürüle gene şeyi. O iki tane tutuklu dedikleri odur işte onlar dedi. Evet. Gel de zincirleri takla. Kalın kalın zincirler. Hem ön tarafa hem şeye. Bir de baktım aksiden 50 tane polis yetmezmiş gibi. Bir de otobüs dolusu geldiler. Bana sinirlenirler diye aşağı. Taarruza geçecek ne şekilde. Samimi söyleme batmıyorum. Ne polis devleti ya. Biz polis devleti olduk. Bakın hukuk devleti. Yani anayasamızda, KKTC anayasında devletimizin, KKTC'mizin, cumhuriyetimizin tanımı da son kelime hukuk devletidir de. Hukuk devletini koruyacak olan da polisimizdir. Bu şekilde davranamaz. Kendilerini kınıyor mu da? Polis hukuk devletinin korucudur. Yasalarla hareket eder. Hiçbir karar olmadan en önemlisi makamların
yetkileri sınırlıdır. Yasalarla sınırsız yetki olamaz. Bu adam böyle. Ne oldu? Cümlemi tamamlayayım. Biz kabul ettik. Ama neyse, bir yerlere telefon ettim. Saat 5'e doğru polisler şeye bak. 8.30'da şey yapıyor, polis gitmiyor. Çoğu kaçıyor ama 5-6 tane polis kalıyor orada. Bir şey yapmayalım. Ön taraftaki şeyde de polis oldu. 5'te arabalar var içeride. Kaçmazlar. Ben birkaç yere telefon ettim herhalde. Yani o herhalde oyundan kaçtılar. Biz tabii ne yaptık? Çoğumuz arabalarını dışa park ettik. Bazı karavancıların kapıcıkları vardı böyle işte. Geçerler denize kolay gitsinler deyin. Onlar da girdik içeriye. Düşünebiliyor musunuz? Kapattılar bizi ya. Hapsettiler beni. Benim kiramda olan evime beni hapsediyorlar. Böyle şey olabilir mi hukuk devletinde? Ha? Polis devleti. Gerçekten polis devletidir bu. Ve ne oluyor? Biz tabii günlük olayları sohbet ettik arkadaşlarımızla. Hepimiz dağıldık. Ben başkan olduğum için benim karavana gelecek şeyler gelir. Sağ olsunlar. Ziyaret ettiler. Biz dağıldık. Tam gözümü şey yapacağım. Kızımın çıkladı dedim. Yanın. Evet. Gece 12'yi çeyrek geçe. O civarlarda. Evet. Yangın nasıl alevlendi? Nasıl alevlendi? Dua edelim itfaiyemize. Ya Allah aşkına kapıyı bile açtıramadık kendine. Ön taraftan giremezdi. Şu demir şeyler vardı. Kimin karavanı yandı? Belediye başkanı. Ha? Ertesi günde ağlardı. İşte kapattık kendine kapıları değil. Benim karavanı yaktılar. Bunun bir kundaklama olduğu iddiasında bulunuldu. Polis bunun üzerinde evet. Duruyor. Yok, onu biz ispat edecek. Hı hı. Ve şüphelerimiz var. Hiç tanımadığımız kişi geldi. Orada bazı şeyleri arkadaşlar söyledi bana. Tabii ben daha şey yapamadım. Tamam mı? Olay polis yeni soruşturmasında şu anda değil mi? Polis resmen polisin idare eder belediye başkanıdır. Ben söylerim açık açık çekilmem. 90 tane polis 30 kişiye geliyor ya. Allah aşkına nedir bu? Bir de iddia ediyor ki polis sayısı azdır. Genel müdürlük iddia eder. Polis sayısı azdır. 90 tane 30 kişiye saldırttın ya. Bakın ben Kuğulu Park'ın işletmecisiyim 72'den beriydi. İsmini de ben koydum. Bütün eylemler genelliği orada. Evet. Gelen polis sayısı 10-15 kişi. 90 kişi yaşlıların kaldığı bir yere 90 tane polis nasıl geliyor ya Allah aşkına? Nasıl geliyor? Peki, hukuk devleti. Yangından sonra yani yangın oldu, bu olaylar yaşandı. Sizin açıklamalarınızın bir tanesi de biz bu işin peşini bırakmayacağız. Eylemlerimize devam edeceğiz. Hukuk yoluyla. Gerekirse dediniz Yeni Boğaziçi Belediye Başkanı evet. Mustafa Zurnacılar'la ilgili. O benim heyecanım anıydı. Onu da sormak ama istiyorum. Neydi onun hakkında söyleyecekleriniz? Ben diktatör değilim. Başkanım ama diktatör değilim. Ben onları hepsini orada 263 diyelim. Karavan sahibi aile var orada. Biz bir aileyiz dedi. Zaten kapalı bir alandayız. Düşünebiliyor musun? Evet. Bir hanedir orası. Gerekirse ya. Evine gideceğiz dediniz. Gerekirse onun hakkında söyleyeceğim yok, evine şey. Gidecek deme. Ben o zaman yanlış yazıldı. Yok, belediyeye gideceğiz. Belediyeye gideceğiz dediniz. Orada peki, da bizim söyleyeceklerimiz olacak. Basına yansıyan evet, ifadenin yanlış olduğunu. Hatta polise de gidecek. Beni polis aradı. Ne zaman yapacak? Yok dedim. Vazgeçtim. Çünkü uyarıldı. Arkadaşlar dedi ki şimdilik. Bazı iddialarım da var. Gerekirse ben bunları da söyleyeceğim dediniz. Tabii. Neydi bu iddialar? Ya iddialar işte polisin bu davranışları. Mustafa Zurnacılar'ın işaret ederiz. Bak çok şayalar dolaştı. Efendim burasının Niyaristin Suat Bey'e anlaşmışlar da alacaklar elimizde versinlermiş. Böyle bir şey yok. Sonradan beri öğrendim. Çünkü benim de yakın 43 senelik sendikacı olduğum için beni tanımayan yok genellikle. Haliyle araştırdım. Öyle bir şey yok.
elçiyi, büyükelçimizi, sayın büyükelçimizi oraya davet etti. Projeleri varmış. Biz onu tespit ettik yerinde. Havuzlar yaptıracakmış o bölgeye. Turistik şeyler yaptıracakmış da attırsın bizi onun içinden. Evet, Türkiye'den para isteyecek. Biliyorsunuz elçiliğimiz, belediyelerimiz birçok projesine katkı sağlayan şey. Finansal şeydir. Destek sağlıyor. Biz evet. Onu da araştırdık. Kesinlikle öyle bir şey yok. Tek derdi orasını alacak. Önce bir müddet kiralayacak bizden. Sonra şu veya bu nedenle attıracak bizi. Haftalık ya da aylık kira verecek orasını. Sonradan da çünkü paraya tattı. Kazino kurdu ya, şey sahiplendi. Ha? Aa, orada her gece oradaydı. İstediği siyasetçiyi davet eder, orada yemek yedirir. Ha? Cebinden mi? Yok. Patron oranın, patronu oldu. Evet. Ve bir haber aldım. Bak samimi söyleyeyim, bak. Buna fazla ısrar etmiyorum burada. Tabii bir duyumdur bu. Geçmişte de seçim zamanları kendini yangın çıkartırmış. Kendini acındırmak için. Yani şey için. Bilmiyorum ya. Hiçbir şey. Bakın samimi söyleyeyim. Bizde şimdiye kadar bilhassa Turizm Bakanlığı'nda denmedi. Buna uymadınız. Bunu yapmadınız. Kesinlikle öyle bir şey yok. Hiçbir makamda. Hiç. Ama biz su bağlanması için defalarca müracaatımız var. Bağlasın bize. Kaç kere gittik. Dedi ki Sayın Başkan gel çöplerimizi al ödeyelim neyse hakkı. Gel suyu bağla bize. Ton başına neyse isteyeceksiniz ödeyelim. Daha neyse. Hayırdır o, ben onu isterim. Ben onu isterim. Yeni yönetimimizden arkadaşları gönderdik. Hatta bazı arkadaşlar dedi çiçekler yok dedim. Çiçek yok. Ve ben başkan olarak dedim ki görüşmek ya gidilecekse önce mühürleri kaldıracak, tankere su verecek de gidelim. Bazı arkadaşlar başkan böyle şey var. Bakın ben saygı duyarım dedim. Ben kaç senelik başkanlık yapıyorum kaç kuruluşa ya. Saygı duyarım dedim. Buyurun gideyim. Görüşün. Geldiler. Ne demişken öyle bilemeyim. Ben orasını kira mukayesesi benimle yapılacak. Onun dışına tartışmam. Evet açık açık söyledi bunu. Bundan sonra devam eden bir mahkeme süreci var ama değil mi? Hukuki tabii yine ya bunun gene davalar açılıyor. Ferdi davalarda, bireysel davalarda açılıyor. Yani Allah aşkına bakın sen kapıları kapattın. Tankerler gelmeyince ne yapardı? Bazı kişiler, aileler trolley dediğim şey kurdular. Birer tonluk tekerlekçe. Giderler doldururlar, gelirler. Botocuklarda kalırlar ve depoları boşaldırlardı. Onu bile yasak etmeye çalıştılar. Bir kereden başa çıkamaz. Bak ama nöbetçiler var da. Su kuyusu olanlar da 20 liradan 30 liradan satmaya başladı onu bize. Evet. Peki programın da yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Hükümeti eleştirmiştiniz, o konuya geleceğim evet. Dedim. Biraz da ona değinmek istiyorum. Evet. Şimdi kamuoyu önünde polisin müdahalesiyle ve açılmış davalarla devam eden bir süreç yaşanıyor. Bu süreç içerisinde herhangi bir hükümetten, devletten biz bir tepki ya da bir konuya müdahil olma durumu görmedik dediniz. Burada hiç, da hiç, eleştirdiniz. Hiç. Sizinle hiç kimse temasa geçmedi. Ben hepsine temasa geçtim. Siz geçtiniz. Beni herkes tanır. Hı hı. Bakın ben Ersin Tatar'a da danışmanlık yapan adamım. Hı hı. Evet. Mesleğimi ihanet ettim onun için. Kendisinden rica ettim başbakanımız. Sayın başbakanım dedi. Lütfen müdahale edin. En azından polis bu şekilde davranmasın dedim ya. Dedim. Size ne cevap geldi? Siz ben ilgileneceğimdir. Ama seçim derdinde. Ben ilgileneceğimdir. Hava yönü tamam. İlgileneceğimdir. Evet. Bazı bakanları aradım. Ya Allah aşkına gelin ya siz de. Bazıları ne de bize?
Ya baba küstürmeyelim halkı bu taraftan. Seçim de vardı. Sadece Sayın Serdar Denktaş geldi. Zaten o verdirmişti bize. Bundan kendisine teşekkür ederim. O ilgilerini. Ve şu anda elektriklerimiz de yok. Evet, elektriklerimiz de yok. Bundan sonrası artık hukuki mücadelelere hep hukuki, devam edecek. Zaten biz devamlı, hep bildiğinde beyanatlarında biz hukuktan yanayız. Şu anda ara emri kararı alındı değil mi bildiğim kadarıyla? İki tane ara emri var. Onları da çağıracaklar dinlensinler deyin. Gitmiyorlar. Belediye ısrar edin almıyor. Bilemem. İşte böyle bir devletik. Bilemiyorum. Bundan sonra neler yaşanacak? Maalesef. Hep birlikte göreceğiz. Evet. Hep birlikte programımızın sonuna geldik Mustafa Bey. En azından kendinizi ifade edebilme şansınız oldu. Kısa bir sürede olsa zamanımız kısıtlıydı. Teşekkür ediyorum katıldığınız için. Süreci biz de takip edeceğiz. Siz de bunun takipçisi olacağınız zaten kamuoyuyla paylaştınız. Ben teşekkür ederim. Paylaştınız. Bütün kap derim. Aileleri adına. Çok mersi. Size çok çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Evet. Manşet programının bugün sonuna geldik. Bugünkü manşeti aslında şu şekilde atmak istiyorum. 90'lı yılların başında kurulan bir tesis var. Her şey yasal yollarla başlamış ama içerisindeki çarpık yapılaşmaya en çok değinilmişti şu günlerde. Bu çarpık yapılaşma da dönemin başkanı tarafından izin verildi Mustafa Bey. Bu da önemli bir ayrıntıydı. Bunu manşet olarak kullanmak istiyorum programımda. Kendilerini ifade edebilmeleri için, yaşadıkları süreçte neler başlarına geldi anlatabilmeleri için Mustafa Bey'i konuk ettik ama karşı tarafında söz hakkı vardır efendim. Diledikleri zaman programımıza konuk olup onlar da kendilerini ve söylenenleri cevaplayabilirler. Yarın Akay Cemal'le birlikte olacağız. Bütün bir haftayı, gündemi, dünya gelişmelerini birlikte değerlendireceğiz. Yarına kadar hoşça kalın.